Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomu böyle menekşelerimle açıyorum. Bunların birçoğu gönderilecek bayram sonrası. Ama şunun rengine bayıldım ben. Şu ikisini hiç yani göndermek istemedim ama inanılmaz güzeller. Dantel gibiler arkadaşlar. O kadar güzeller ki anlatamam. Bunlar böyle 40 TL arkadaşlar. İnanın 35 aldım. 40 TL'den gönderiyorum. Şu şekil. Bunlar zaten havacımın. Bu da çok güzel. Neydi bu? Palmiye değildi. Unutuyorum. Video öncesi aklımda. Videoyu açtım mı maalesef hepsi gidiyor aklımdan. Şunun rengi çok güzel. Şunun rengi çok güzel. Bunlar çok fahiş fiyatlara satılıyor arkadaşlar ama inanın ben hani ben sergiden almışken 35'e aldım. Yani şurada kağıt çiçekleri var. Onların 3 tanesi satışta. Şu şekil maymun kuyruğum. Atlas tabi artık çiçekleri geçti bunun. Çiçeğine bile su değdirdiniz mi bunu sönüyor hemen. Sevgili dostlar. Böyle bir ceylan gözüm var. Bunlar da böyle aynı şekil. Şu fırfırlı olan inanılmaz güzel. O kadar güzel ki. Ben internetten getirtmiştim. Çok pahalıya. Bunları çok uygun buldum burada. Dikenler, taşlarım böyle çok güzel oldu. Şu çok güzel. İnanılmaz güzeller. Şurada Medine düğmesi miydi bu arkadaşlar? Neydi adı? Hatırlamıyorum. İmran Hanım'ın kanalına yarışmaya video çektim. O kadar özendim, o kadar özendim. Bir hafta uğraştım o video için. Gene hiç istediğim tonları yakalayamadım. Allah Allah, Subhanallah. Şunu kaç defa asıyorum arkadaşlar. Bir taraftan asıyorum, diğer tarafı sarkıyor. Videomu durdurup yeniden asacağım. İlla rahip salisim kırılacak yani, ona uğraşıyor askılık. Videomu şuradan küpelimle başlayacağım arkadaşlar. Bakın böyle üzeri tomurcuk ve çiçek dolu bu şekil. Çok severek aldım ben bunu. Çok narin ve hassas bir bitki. Küpeliler. Çok dikkat edilmesi lazım. Güneşten nefret ediyor. Yine böyle rahip salis atlasın. Evet, videom yarıda kaldı. İmran Hanım'a o kadar uğraştım arkadaşlar. Güzel bir çekim olsun diye ama maalesef beğendiğim gibi olmadı artık. Başka zamanki yarışmalara diyelim. Kendi sardımlarım. Şurada kalmıştık sanırım. Bunlar solan çiçekleri arkadaşlar. Bunlar dua çiçekleri. Böyle 20 santim boyutunda gelenler. O kadar uygun fiyatlar ki. Yani 20 TL'ye alıp Mersin tarafından buralarda 100-150'ye kadar çıkabiliyorlar fiyat olarak. İnanın çok ciddi paralar dönüyor bu çiçek camiasında. Yani 20 liraya aldığım bir çiçeği 70 lira demek bence çok insafsızca bir hareket. Yani araştırın. Almayı kessem direktman inecek çiçek ücretleri de. İşte biz sabırlı davranamıyoruz.
Koleksiyonluk türler, evet, bu nebze pahalı olabilir, bilemem bu kaktüs sukulentleri, ithal gelenleri, ama hani buralarda yetişenlere de mesela bu serada o kadar uygun, ama burada hani çiçekçilerde 60 lira, 65 lira. Böyle bir mersen tutuyorum. Emren Hanımcığım, o kadar uğraştım ama gene istediğim gibi bir video çıkmadı maalesef. Benim özendiğim hiçbir şey olmuyor zaten. Mesela bir yemek yaparım ben. Gayet güzel olur kendimize yaptığımız yemek. Ama bir misafir geleceği zaman o kadar özenirim. Ama aynı lezzet olmuyor bir türlü. O yüzden ben de özenmeyi bıraktım bazı şeylerde. Şuna bak, altın çiçeğim çıktı nihayet. Bahçemde olmasını çok istediğim çiçeklerden biri. Bunlar böyle sardunyalarım. Devasa açıldı. Şunun güzelliğine bak. Güneş vurduğu için şu an pek güzel çıkmıyor ama orada ipek çiçeklerim var. Her rengi var. Onu bir gün yakından çekeceğim. Sakız sardunya. Bahçeye diktim sardunyalarım. Tomurcuk da. Şu sarı haseki. Onu bahçeye indireceğim. Açeliyeler, gardenyalar, gayardı çiçeği. Yağmur zambaklara. Şu. Bu da çok fahiş fiyatlara satılıyordu. Bu pazar 30 liraya buldum onu. Pendes miydi bu 500 çiçeği? Çok güzel koku var burada. Şunu da kaçırmayalım çiçeğini. Böyle sarı ezen çiçeğim artık, akşam sefası mı, her yerde bir şeyler söyleniyor çiçeklere. Bundan bir amcamız getirmiş, hanımının çiçeği herhalde. Götürsek mi dedi, artık almadığıma çok pişman oldum. Kocaman böyle bir saksı. Haftaya cumartesi pazarına gideceğim, bakalım yine. Çok pişman oldum. Kızlar yanımda olmasaydı ben yine alırdım onu da. Afrika zambağı hala tomurcukta. Jokobinya, Apitilon, kanayan kalpler, gala, hosta hepsi var burada. Karışık ama açınca güzel olur herhalde. Burada yine böyle devasa bir begonyalarım var. Kiraz begonya, muhabbet begonya. Bu şekil çiçeği ve yağlı begonyam var. Burada maculatam var. Yaprağı yanmış. Şurada karanfil gibi açan ama ben de açmayan. Mobilya. Lobelya mıydı? Lobelya. Hiç özenilecek bir çiçek değil. Çayırda, çimende biten bir çiçek. Tek yıllık. Bunlar bayram sonrası yerlere hazır gidecek bunlar. Açsın da bir görelim bakalım nasıl açacak. Şunların adı aklıma gelmiyor şimdi.
yerimiz böyle şey, kırlangıç yuvası. Şunu satışa koymuştum, kimse almadı. Bakın ne kadar güzel oldu. Benim dikenler taşları hepsi yerli arkadaşlar. Ben çok İtalyerden hoşlanmıyorum. Neden bilmem. Şu kırmızı atlasın. Bunu ben çürütürüm. Bunları sularken buna da su gitmiş. Onu oradan almam lazım hemen. Bakın köklenmiyor diyenler arkadaşlar. Kuru tahta. Bunu size göndersem beğenmezsiniz. Ama bakın çelik vermeye başlamış. Bahçe toprağı muhakkak. Ben nasıl sulandığımla ilgili video da yapacağım onu. Biriktirdiğim şeyler var. Çay çöpleri var. Ama böyle suyu ben de fazla kaçırdım. Muhakkak söküyorum. Bir kenarda birkaç gün bekletiyorum. Ondan sonra tekrar dikimini yapıyorum. Komşunun çiçekleri de ne güzel. Beyaz da çok hani çok bulunan bir sardunya türü değil. Beyaz denilip geçiyor ama o da çok bulunan bir çiçek değil. Şöyle tilki kuyruğu. Bunu da bir teyzemiz getirmiş köylülerden. Çıkamadım 2 hafta. Kendimi iyi hissetmedim. O yüzden gidip bakamadım. Getirmiştir yine diye. Bu şekilde. Çok pahalı satılıyor bu da ama teyzemizden çok uygun aldım ben. Köylüler böyle kendi çiçeklerinden kırıp, dikip, üretip, getirip koyuyorlar domates biberlerinin yanına. İyi oluyor. Ben de alıyorum onlardan. Çok hassas. Çok hassas bir bitki. Ben böyle eliyorum diye eleştiriyorlar ama ben AVM'lerde bile kuruyan çiçeklere su alıp döken bir insanım. Bunu ben incelecek bir şekilde dokunmuyorum. O yüzden karşıdan gördüğünüz gibi hemen yoruma yani sallamayın yorumları bilip bilmeden. Şunların çiçeklerini alıyorum. Çiçeğe gittim çünkü bozuluyor diye biliyorum bunu. Çiçeklerinizi denimleyerek tecrübe edinin. Oraya mı konulur, buraya mı konulur diye direkt ezbere gitmeyin. Yani ben bakıyorum hangi çiçek nerede oluyor, nasıl oluyor. Allah'ım şu güzelliğe bak. Kendi eviniz, konumunuz nasılsa söylüyorum mesela en çok suyu seven ve güneşe dayanamayan çiçek, tek çiçek türü bu. Efendim anne? Heh? Hazırladın mı? Tamam. Benim kızçam geldi ya, artık annesine kahvaltı hazırlıyor Zehra Nur'um. Tabi buraya kadar pek izleyen olmaz ama yine işte kendi kendimize konuşmuş olmayalım. Buraya kadar izleyen olursa, izledim yazarsa çok mutlu olurum sevgili dostlar. Çiçeklerinizi gözlemleyin, deneyimleyin. Yani nerede neyi seviyor, ne yapıyor. Topraktan ziyade yerini sevmeyen hiçbir çiçek açmıyor arkadaşlar. İsterse 10 bin liralık çiçek alın. Saksısını sevmeyen çiçek bile açmadığını gördüm ben. Çiçeklerinizi yoğurt kaplarına dikin. Salça tenekelerine dikin. Onların malzemesi ben iyi bir malzeme olduğunu düşünüyorum. O yüzden çiçekler seviyor. Aldığımız AVM'lerden oradan buradanki kaplar. Plastiklerin atık oranı daha fazla diye düşünüyorum ve çiçekler sevmiyor onları.
Bunlar da kaktüslerde, kaktüsgillerden. O yüzden suyu sevmiyor. Atlaslar fazla sıcağı da sevmiyor. Kabuklu bit oluyor, yanıyor yaprakları. Evet sevgili arkadaşlar, hoşça kalın, sevgiyle kalın. Komşum bayram temizliği yapıyor. Zayır zayır çalıştırıyor süpürgeyi. O yüzden kapatayım. Kızım kahvaltıyı da hazırlamış. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun inşallah.